İnsansan bu işe tepki gösterirsin. Hep söylüyorum. Filistin meselesi, Kudüs meselesi eskiden sadece Müslümanları ilgilendiren bir meseleydi. Yani kalkıp da bir İslam düşmanına niye bunu savunmuyorsun diyemezdik. İslam derdiydi çünkü o. Ama öyle bir hale geldi ki oradaki soykırım ve katliamlar, artık ben insanım diyen herkesi ilgilendirmesi lazım. Paramparça olmuş çocuklar, kadınlar, yaşlılar, yurtlarından edilmiş insanlar. Bu soğukta terlikle geziyor. Bir adam seyrettim, yağmurda dua ediyordu. Bunlara vicdanın sızlamıyorsa sen artık kesinlikle ben insanım diye Müslümanlığı bir kenara bırak, insanım diye meydanda dolaşma. Sen nesin biliyor musun? Ayetin dediği belhum edal olmuşsun artık. Ayet öyle diyor. Araf suresi 179. ayeti okusunlar. Bizim görevimiz bütün İslam'ın, Müslümanların derdiyle dertlenmek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen kamil iman etmiş sayılmaz. Ben ne istiyorum kendim için? Hürriyet. Hürriyet istiyorum. Elhamdülillah. Var mı hürriyetimiz? Var, çok şükür. Bak, cuma namazında binlerce toplanıyoruz. Devlet güvenliğimizi sağlıyor. Kimse gelip bize burada bir şey yapamaz ha. Burası kabile devleti değil. Öyle geleyim de falan. Adamın devlet dumanını çıkarır. Özgürüz. Camilerimiz, mabetlerimiz ayakta. Devletimiz elektrik paralarımızı bile ödüyor. İbadet edelim diye. İmamlara para veriyor. İmamlara para veriyor. Diyor ki o caminin, o mahallenin, o semtin etki alanın kadar bu İslam dinini kayyum edeceksin diyor. Beni görevlendiriyor devlet. Yani diyor ki İslam'ı anlatacaksın, şeriatı anlatacaksın. Bak ne kadar rahatız. İstiyorum ki bütün ümmeti Muhammed bu hürriyete sahip olsun. Ha, daha da istediklerim var. İslam, şeriatı garra-i Muhammed her tarafta galip gelsin. En büyük hayalim bu. Ölmeden görürsem, oh, ama ölürsem görmeden gözüm açık giderim. Gözüm açık giderim. Tek derdim bu. Gecemi gündüzüme buna katmışım. Bütün müminler, bütün İslam devletleri hürriyet sahibi olsun, özgür olsun. Sen bunu istemiyorsan Filistin için, Suriye için, Irak için, Karabağ için, Doğu Türkistan için bunları istemiyorsan sen Müslümanım diye dolaşma. Hatta insanım diye bile dolaşma. Allah bütün ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. Başta Filistinli, Gazze'li kardeşlerimize yardımlarını ulaştırsın. Rabbim bu mel'un İsrail'i, onun uşaklarını, gizliden ve açıktan ona çalışanları hem dünyada hem de ahirette kahru perişan eylesin. Yok eylesin. Düzenlerini darmadağın eylesin. Müslümanları galip eylesin. Ama bir ayet var ezberimde ama orayı söyleyebilecek miyim bilmiyorum. Allah'ımızın bir vaadi var. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Bu ayet çok müthiş bir ayet. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah-u Teala len edatı var bak orada, len. O len edatı ne demek biliyor musun? Allah-u Teala asla ve kat'a kafirleri Müslümanlar üzerine galip eylemeyecek. Ayet. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Hiçbir zaman bunu başaramayacaklar. Dönem dönem iniş çıkış olur, o da bizim kabahatimizden dolayı olur. Allah kabahatlerimizi bir an önce telafi etmeyi nasip eylesin. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ. Küfürden sonra İslam'a dönerek tövbe edeceksiniz ve اَصْلَحُوا. Islah edeceksiniz. Düzeleceksiniz demiyor bak ayet. Teaddi babından geliyor bu. Düzelteceksiniz. Hem düzeleceksiniz hem de düzeleceksiniz. Kafaatlerimizi düzelteceğiz. Ondan sonra Allah bizi kafirlere galip eyleyecek. Allah'ın vaadi haktır. Peygamberin sözü haktır. O hak bize çok yakındır. Unutmayın bunu. Allah o zaferi bize en kısa zamanda nasip eylesin. Evet.